Çarşemiz sohbette kötü adamları çok iyi canlandıran iyi kalpli bir isim sevgili Hakan Boyal'la birlikte olacağız. Deniz izin versin de gidelim. Gelin arkadaşlar, simit var. Mahmut Paşa'nın gözü. Şu anda dünyada Türk dizileri diye bir şey var. Mesela yani... Türk sineması diye bir şey yok. Ömür biter, rol bitmez yani. 2 saatlik bir diziyi haftanın 6 günü günde en az 8-10 saat, 12 saat çalışarak çekiyoruz. Kaç yaşındaydınız o zaman? Gençtim be ya. Hakan Boyal oyuncu olmasaydı hangi mesleği yapmak isterdi? Zamandır Karaköy'den sefer yapmıyorduk. Bir gemimiz de burada istirahat halinde dinleniyor. Bizim vapur bu tarafta. Efendim şahane manzara. İstavrit Karaköy iskelesinde. Hiç rüyanda böyle oluyor mu rüyada? Ha? Bazen oluyor. Oluyor mu? Oluyor. Ya şu ses çok güzel ya. Şimdi bakalım ne çıkacak. Bir tane gördüm. Gene geldi. Vallahi abi kısmetlisin, yemin ediyorum. Her attığında çıkıyor ya. Bizim vapurun simidi başka tabii. Arka tarafta kestane var efendim. Ön tarafta simit var. İstanbul'da aç kalmaz insan. Efendim İstanbul'a gelirseniz ıslak hamburger yemeden de geçmeyin. Sadece çay simit değil, bir ıslak hamburger yemekte de fayda var diyorum. Çok olmamakla birlikte yakında bu programda sokak lezzetlerine dönüşecek herhalde. Hakan Bey gerçek bir denizci. Kendisiyle denize dair konuşacağız. Denizi seven insanlar özgür ruhlu oluyor efendim. Öyle gerçekten. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Efendim entrikalarla dolu bir dünyanın içerisinden bugün gerçek hayata Kadıköy, evet. Karaköy hattına geldi. Hakan Boyal'la birlikteyiz. Sağ olun. Efendim Hakan Bey balık tutmaz, bir limana bağlı kalmaz. Yelken açmayı sever. Evet. Hiçbir limanı merak etmiyoruz. Deniz izin versin gidelim. Gidelim. Hoş geldiniz. Sağ olun. Sizin çok sevdiğiniz suyun üstünde şehir hatları vapurunda bir sohbet yapacağız. O dünya biraz benim sevdiğim bir dünya. İnşallah sohbetimiz de güzel olur. İnşallah. Nasılsınız bugün? Sağ olun. Gayet iyiyiz valla. Güzel karşılandık. Hadi şimdi yönlendirin beni. Şimdi tabii genelde Mahmut Paşa yönlendiriyor insanları ama bu sefer ben yönlendireyim. O zaman şöyle alalım. Al buyurun. Hayatın içerisinde insanın enerjisinin bitmesi mümkün değil. Evet. Çünkü gördüğü her şeyden bir ilham alıyor yani. Şuradaki balıkçı abiyle sohbet ederken mesela o her attığında bir istavrit yakalıyor. Bu tarafta kestane kokusu var. Simitçileri. Evet. Yaşayan, çok yaşayan bir şehir. İstanbul tabii ki dünyanın incisi ama bizde inci çok ya. İzmir'i nasıl şimdi? İzmir'i atlayacağız mı? Antalya'yı atlayacağız mı? Ankara'yı atlayacağız mı? Diyarbakır falan. Bizde şehir çok hocam. Tabii. Ülkemiz güzel. Kesinlikle. Beni İstanbul'a çağırdınız yani. Mardin'e çağırsaydınız Mardin'e gelirdim. Tamam, Ankara'ya çağırsaydınız Ankara'ya gelirdim evet. Ya. Evet Hakan Bey, gözlükler çok orijinal. Evet, onları çıkarmak icap ediyor. Ben niye? Doğrusunu yok takabilirsiniz. Oldukça güneşli bir yer var. Rahatınız olsun. Evet aslında bunlar rahat ediyorum ama şimdi seyircilere saygısızlık ben olmasın. Ben de çıkarttım. Yok yok. Onlar alıştılar artık. Çünkü gözlerimiz kısılıyor bizim. Mesleki bir deformasyon diyebiliriz. Bizim sette o kadar çok ışık var ki ve tiyatro ortamında. Hı. Doğrusunu isterseniz gözümüz sulanıyor. O zaman bu açıklamadan sonra izninizle... Hayır, daha açıklamam bitmedi. Bir tamam, dakika. Pardon. Dolayısıyla genellikle artistikten takıyor derler. Öyle değil. Mecburiyetten, mesleki deformasyondan. Ama yakışıyor da. Biraz kaynakçı gözlü gibi yok, değil mi ya baksana? Yok, ben yakıştırdım. Çok tarz olmuşsunuz. Yakışıyor gerçekten. Peki, teşekkür ederim. Vapur kalkacak arkada, hemen buna bineceğiz. Tamam. Yavaş yavaş geçiyoruz. Tamam. Hakan Bey, tabii biz arkadaşlar bu tarafta şehir hatları bize özel kapıyı açsalar da efendim akbiri kullanacağız. Buyurun. Teşekkür ederim. Rica ederiz. Eyvallah. Biz teşekkür ederiz. Hoşçakalın.
Vapurumuz. Vapurumuz valla sizinle olmak çok güzel. Benim için de aynı şey geçer. Teşekkür ederim. Vapur kimseleri beklemiyor. Koşmak da gerekiyor bazen. Evet. Denizde gezmek çok keyifli bir şey. Şöyle derler, çok güzel bir şiirdir. Hiçbir limanı görmek, hiçbir limanda bulunmak arzusunda değilim. Yeter ki deniz izin versin de gideyim. İşte, deniz izin versin de gidelim. Memleketi olan İzmir gibi sıcak, samimi, insana sanki yıllardır tanışıyormuşsunuz hissini veren biri Hakan Boyaf. Oyunculuğunun yanı sıra çizdiği karikatürlerle de yeteneğini hayran bıraktıranlardan. Şu hayatta bir çizmekten bir de denizden asla vazgeçmem diyen Hakan Boyav'ı biz de vapur sohbetinde ağırlamazsak olmazdı. Denize hayran bu güzel insan kendine has tarzıyla bugün vapur seyahatinde kendi seferinde. Çaylarınız hazırsa İstanbul'un eşsiz güzelliğiyle vapur sohbetimize başlıyoruz. İstanbul'da yaşanan nadir keyiflerden biri. Martılara simit atmak. Ama her zamankinden samimi söylüyorum bugün martılar böyle daha bir başka ya. Evet. Gelin arkadaşlar simit var. Mahmut Paşa bugün yaşasaydı İstanbul'da nerede otururdu? Mahmut Paşa bugün İstanbul'da yaşasaydı... En çok para nerede dönüyordur İstanbul'da? Hangi semtte acaba? Valla Bebek, Arnavutköy falan mı? Bebek. Yeniköy. Bebek'te de oturmazdı. Şöyle paralı bir semt adına geliyor mu mesela? Ha? Etiler. Etiler. Etiler de oturur. Etiler olurdu. Etiler. Ya da böyle tam Akçeli falan bir semt var mı İstanbul'da acaba? Adı Akçe olan. Yok. Var mı öyle bir semt? Hazine falan olan. Hazine olan. Oralarda oturur. Valla. Hayret yani bir semte adını koyarmamışlar Mahmut Paşa'nın. Ama çarşısı var ama o Mahmut Paşa benim oynadığım Mahmut Paşa, Paşa değil. Hayır, o başka Mahmut Paşa. Karıştırmayalım tabii. Evet. Bu tarafa sizi alacağız. Öyle. Biz de alkışlıyoruz. Vallahi çok mutlu olduk. Bu genç arkadaşı tanıyorsunuz. Tanımıyorum. Hayır ama bizim Instagram'da çok fazla hayranımız var. Evet. Kardeşimiz onlardan biri. Evet. Hoş geldin. Heyecanlı parmaklarından ve nefesinden hissediliyor. Evet. Tabii. Hakan hocamın yanında ve sizin yanında olunca heyecanlanmamak yani. Elde değil. Elimdeki alet de çok zor bir alet ama onu söyleyelim. Hocam siz de çalarsınız. Ben hayatta çalamıyorum valla. Bir takım enstrümanlar çalmayı çok istedim hep ama hiç yeteneğim olmadı o konuda. Gerçekten kökleri tiyatro olan bir isimle bir seferde oluyoruz. Benim için de çok mutluluk verici. Sosyal medyadan bize ulaşan iki kıymetli hanımefendi bize eşlik ediyor. Sizler de hoş geldiniz. Çay içebiliyor muyuz? Efendim çay içebiliyorsunuz tabii. Hatta ben bir yudum aldım. Vallahi çay ve simit olunca insan dayanamıyor. Yani. Afiyet olsun. Ve deniz. Evet. Siz de hoş geldiniz. Sizinle başlayalım. Tanıyabilir miyiz sizi? Tabii. İsmim Gülsüm. Anaokulu öğretmeniyim. Ankara'dan geldim. Ne güzel. Evet, Ankara'dan katılıyorum. Ankara'dan program için geldiniz. Evet. Benim de evim Ama siz davet ederseniz biz gelmez miyiz? Benim evim de Ankara'da. Öyle mi? Evet. Süper o zaman. Ben Ankara'da yaşıyorum. Ankara güçlü. Ankara çok güzel. Doğru. Mahmut Paşa top oynasa nasıl olurdu acaba? Mahmut Paşa stada bilet keser ya. Topla işi olmaz. O gişede durur biletlerin parasını toplar ya. Bence de. Hoş geldiniz. Sizi de tanımak isteriz. İsmim Yasemin Kırımoğlu. Ben de Ankara'dan geliyorum. Ama Beypazarı ilçesinden geliyorum. Biraz daha yolumuz var. Ankara'da. Ankara Beypazarı. Çemşerim. Aynen öyle oldu gerçekten. Denizdeyiz. Kadıköy iskelesine yanaşıyoruz bile hatta. İnsan kendisini denizde özgür hisseder. Zaten bir insan birazcık deniz suyu değdi mi insanın vücuduna ondan sonra denizden vazgeçemez yani.
Ülkemizi düşünsene, üç tarafı denizlerle çevirir. Ne büyük şans. En sevdiğiniz deniz hangisi peki? Ege. Tabii Ege. Özellikle de Kuzey Ege. Kuzey Ege denizi soğuktur. Ben öyle severim. Akdeniz biliyorsun çok sıcak. Şimdi oradan Karadenizli arkadaşlar diyecek ki ya bizimki daha soğuk. Doğrudur. Kuzeye çıktıkça soğuyor. Ama Ege'nin kendine göre bir deniz anlayışı, bir denizcilik anlayışı var. Bu arada çantanız yanınızda. Evet. Çok da orijinal. Teşekkür ederim. Bir orijinalliği yok işte çanta. Yok yok, güzel. Set çantası. Şey, Mahmut Paşa'ya yakışır bir kilit var üstünde, böyle gizli açılmasın diye herhalde. O da Mahmut. İşte Mahmut Paşa da böyle zaten. Çok kilitli, sırlı gibi görünüyor ama şöyle yapınca hemen çözülüyor. Ne var efendim çantanın içinde? Kitaplar falan var. Yani şimdi biz setlerde yaşayan insanlara dönüştük artık işin gerçeği. Yani doğrusunu söylemek gerekirse yani... Hani saklayacak bir şey de değil mesela. Şöyle insanlar bir şey çıkacak zanneder içinden, size söyleyeyim. Yeni bölüm teksi. Hemen daha tek bugün dinlenme günü. Bir bakabilir miyim? Tabii ki, ama tüyo vermek yok. Tamam. Bu yeni bölüm Abdülhamit teksi. Abdülhamit'in henüz boş günümüz olmasına rağmen kalın bölümlerin ezberi. Bir de ben ezberi çizerek yapıyorum mesela. Evet ya, bu. Şimdi bu benim bir ezberim. Şimdi bu sahnenin ezberi bu. Bunu çiziyorum. Tabii bunu çizdikten sonra ben bunun ne olduğunu biliyorum. Şu anda yapamayız çünkü daha bölüm oynamadı. Daha çekeceğiz bunu. Eskilerden hep alıyorlar elimden ya. Hakan abi bizde anısı kalsın falan diye. Ama benim güzel. Ezber metodum bu. Çok güzel. Aynen, çok güzel. Biraz da iş dünyanızı gösteriyor, renkler falan. Renkli yani. Ama o akılda kalsın diye fosforlu renkleri seçiyoruz. Çünkü ben şimdi artık replikleri değil, sadece bu şekilleri hatırlıyorum. Benim ezber biçimim öyle. Çok güzel. Tabii her oyuncunun değişik ezberi. Bu kendiniz zaman içinde herhalde böyle bir alışkanlık elde ediyorsunuz. Ama her oyuncunun çok farklı metotları var. Bu gözde bu kadar, başka hiçbir şey yok. Ama mesela hani hemen şöyle bir baktığınız zaman, mesela burada gerçekten... Bir eczane kadar ilaç göreceksiniz yani. Wow. Çünkü inanın sette o kadar çok şey başımıza geliyor ki yani ufak tefek kas ağrılarımız oluyor. Ona pomatlar gerekiyor, vitamin gerekiyor. Yani çok evet, şimdi evet. İnsanlarda şöyle büyük yanılgı oluşabiliyor. Yani iki saatlik bir dizi iki saatte çekiyoruz eve gidiyoruz zannediyorlar bize. Öyle değil yani, biz iki saatlik bir diziyi haftanın altı günü günde en az 8-10 saat 12 saat çalışarak çekiyoruz. Ağır şartlarda çalışıyoruz. Ama karşılığını alıyorsunuz. Alıyoruz. Seviyoruz işimizi. Şimdi tabii biz sizin hayat hikayenize baktığımızda o tiyatroya olan sevginiz hiç bitmemiş. Ben devlet tiyatrosu sanatçısıyım. Evet. 1987'de İzmir'de 9 Eylül Üniversitesi tiyatro oyunculuk bölümünden mezun oldum. Devlet tiyatrosuna girdim zaten. Sonra ondan sonra Diyarbakır. Diyarbakır'a tayin oldum. Diyarbakır Devlet Yüksek Tiyatrosu'nu açan ekipte ben yer aldım. Sonra 5 sene Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda çalıştım ama bütün o bölgedeki Yüksekova, Mardin, Midyat, aklınıza ne geliyorsa bütün Güneydoğu'da hep köy köy gidip tiyatro yaptık. 5 sene sonra Antalya Devlet Tiyatrosu açılacak dediler. Antalya'ya gittik. Orada da görev yaptık. Sonra Ankara Devlet Tiyatrosu'na döndüm. Benim tiyatro hikayem o. Evet. İnsan tabii o tiyatrodan çok besleniyor ama ister istemez de bir artık o televizyon dizilerinin popüler olduğu yıllarda Asmalı Konak... İlk dizim. İlk diziniz olmuş. Figüran başladım. Bir bölüm için çağırmışlardı. Evet, evet. Ankara'ya yakın, Ankara Devlet Tiyatrosu'ndaydım o zaman. O da şeyde çekildi. Kaç yaşındaydınız o zaman? Gençtim be ya. Hala genç. Teşekkür ederim. Bu favoriler... Mahmut Paşa. Mahmut Paşa'dan kaldı. Nasıl hissettiniz ilk böyle olduğunda? Onu... Bir aynada kendime bakayım falan diyeceğim. Yok, ona öyle olmuyor da bende şöyle oluyor. Bir rolü alıyorum ben, okuyorum ve o rol kişisini çiziyorum. Çizdikten sonra yönetmene diyorum ki, yönetmenim, benim kafamda oynayacağım karakter böyle bir adam diyorum. Onunla konuşuyoruz. O da diyor ki mesela favorisi güzel olmuş da sakalı olmasın diyor falan. Ortak bir antak kaldıktan sonra o şekle giriyoruz. Ondan sonra o karaktere girdikten sonra, o kostümleri giydikten sonra zaten karakteri çıkarmak çok da zor olmuyor. Evet, yolcu konuklarımıza söz hakkı verdiğimiz bölümdeyiz. Hayatınızda şu rolü oynamak isterdim veya ya ben bu rol bana göre değil, ben yaptım bu rolü oynadım ama keşke oynamasaydım. Çok güzel bir soru oldu aslında, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Benim hayatta oynadığım hiçbir rol bir sonra oynadığım rolün aynısı değildir yani.
Benim iddiam budur. Yani benim gibi bazı abilerim de var. Biz böyle gördük. Bizce oyuncu her rolü farklı farklı oynayabilen kişidir. Bu bir iddia. Sizin için de oyunculuk bir varoluş nedeni. Bu nedenden dolayı. Bir varoluş nedeni. Evet. Yani biz şöyle düşünüyoruz. Hani aşçı kime diyoruz biz? Her yemeği iyi yapan adama diyoruz, değil mi? Sadece kuru fasulyeyi yapan adama kuru fasulyeci diyoruz. Aşçı demiyoruz ona. Aşçı olmak için, oyuncu olmak için değişik değişik roller oynamayı ilke edinmek gerekir. Bu benim fikrim. İçinizde kalan rol? İçimde kalan çok rol var. Çünkü usta, ömür biter rol bitmez yani. Yani bir rolü bitiriyorsunuz, diyorsunuz ki bunun üstüne ne olabilir? Oluyor yani. Ne bileyim, patlak oynuyorsunuz, bitiyor, hemen arkasından bir diziye giriyorsunuz, karşınıza Berber Reşit çıkıyor. Berber Reşit'i oynuyorsunuz Hanımın Çiftliği'ndeki, diyorsunuz ki bu iş bu kadardır herhalde. Tak kara çıkıyor Kurtlar Vadisi'nde. Diyorsunuz ki bu iş bu kadardır, üstüne Mahmut Paşa çıkıyor. Yani ömür bitiyor, rol bitmiyor. Ama hep kafamın kenarında kalan bir rol var, onu da söylemeden geçemeyeceğim. Vallahi billahi iyi ki bana bunu söylememe fırsat oldu. Ya Hollywood sadece bir kovboyla Kızılderil'den bilmem 50-60 senedir film yapıyor. Bir bizim tarihimize bir dönünüz, bir bakınız. Bizim hikayelerimize, bizim geçmişteki atalarımıza bir bakınız. Bütün bunların hepsi ayrı bir konu, ayrı bir efsane, ayrı bir senaryo, ayrı bir yaşanmışlıktır yani. E şimdi öyle baktığınız zaman iki tane rol benim çok içimdedir yani. Bir tanesi... Ben Oğuz Han'ı çok oynamak isterdim. Yani çünkü ilk Türk obalarını birleştiren Kaan'dır. Çok isterim oynamayı. Bir de hani denizcilik sevdam dolayısıyla da söyleyeyim. Hep bizde tarihsel diziler sarayda, karada geçiyor. Ya bizim çok büyük kaptanı deryalarımız var yani. Barbaros Hayrettin var, değil mi? Oruç Reis var. Ben mesela bir gemide geçen... Mesela Barbaros gibi, Oruç Reis gibi bir tarihsel karakteri oynamayı çok isterdim. İnşallah nasip olur yani. İnşallah. İnşallah. Mahmut Paşa'ya döndüğümüzde şöyle güzel bir söz var. Hırsız içerideyse kapı kilit tutmaz. Entrikaların olduğu dünya içerisinde... O Mahmut Paşa işte. Mahmut Paşa da o kadar gerçek anlamda bir hain değil. İki türlü yönü var Mahmut Paşa'nın. Birincisi bir batıcılık, bir batı hayranlığı var. O dönemki İttihat Terakkicilerde de var bu. Kendisinin de yurt dışında yaşamasıyla alakalı, evet, şey galiba. Evet ama batıdan ne gerekiyor, neleri alabiliriz konusunda problemleri var. O balolar olsun istiyor. Yani eğlence lay lay lom olsun istiyor. Ama hiç tavuk et yerken öyle değil. Yani maşallah. Ama yiyici işte yani. Ama yiyici yani. Yiyici. Yani batıdan bir endüstri, bir fen, bir şey alalım da Osmanlı'ya uyarlayalım demiyor. O tamamen öyle bir yaşam tarzının peşinde. O yüzden de öbür karakterler gibi %100 bir hain bir karakter diyemeyiz Mahmut Paşa'ya. İkinci bir özelliği de var. Sevimli. Allah senin iyiliğini versin Mahmut. Dur artık, daha fazla yeme. Vallahi hiç atlayacaksın şimdi. Yahu sahur da bu kadar yenir mi? Bak böyle gidersen değil iftara, bayrama kadar zor boşalacak o miden, ben sana söyleyeyim. Çok zararlı ama vazgeçemiyorsunuz yani. Bir türlü yani hep oluyor yani hayatta. Öyle bir karakter ya. Güzel. Yolcu konuklarımızın sorusuyla devam edelim. Ha, buyurun. Benim sorularımı genelde sorduk ama ben Payidat dizisindeki rolünüze nasıl çalışıyorsunuz diye hazırlanmıştım aslında. Bütün rollere aynı çalışıyoruz. Yani dönem dizisi çekerken en büyük hatalar hep dekor ya da kostümde olur yani. Dekoru ve kostümü inandıramazsanız riskli bir şeydir. Yani tarihsel, evet, bir şey. Düşünsenize bir tarihsel bir dönemi yani canlandırıyorsunuz. Eğer orada dekoru ve kostüme inandıramazsanız hiçbir şeye inandıramazsınız. Tamamen Türk çalışanlarla mı yapılıyor? Tabii. Ekip çok, tabii, güzel. Gurur verici. Ve üstüne de çok iyi kastlar, çok iyi oyunculuklar ve çok iyi bir reji ve yönetim bindiği zaman güzel işler çıkıyor. Şunu da söyleyelim. Kimse hafife almasın Türk dizilerini. Türk dizileri şu anda dünyada Türk dizileri diye bir şey var. Mesela yani... Türk sineması diye bir şey yok. Hollywood sineması diyoruz, Bollywood sineması diyoruz, İran sineması diyoruz. Çok güçlü değiliz sinemada. Bu gerçek. İnşallah güçlü olacağımız günler gelecek. Ama şu anda Türk dizileri dünyada çok aranılan, çok güçlü bir durumda.
Hakan Boyav sodayı çok sever diye ben okudum. Evet. Soda iyi bir içecek. Soda ayran iyi bir içecek. Yeterli. Yeterli. Enteresan, karizması olan abiler var. Ben onlardan biri miyim? Vallahi belki de öyleyim diyebilirsiniz. Ölüm ve varoluş üzerine ne söylersiniz? Klarnetçinin karşısında limon yenmez falan. Acaba doğru mudur mesela? Gel baba, senin de gözlüğün var. Gel. Balkanlı mısınız? Hayır, gerçek değiliz. Yok. Egeli, normal. Egeli de değilim. Egeliler aslında genellikle. Yok, benim anne tarafım Konya Selçuklularından. Aa, çok güzel. Evet. Zaten hani şöyle bir bakarsan gözler çekik falan yani. Evet, var, bakayım. Var bir bakayım. Tamam, evet. Var bir Türklük. Peki, var. Evet. Ama anne köküm, ilginç bir şey söyledi aslında. Anne köküm Konya Selçuklularına dayanıyor ama baba köküm kayıp benim. Çünkü biliyorsunuz. Ama Balkanlardan gelme ihtimali var. Belki ama şunun için baba söylüyorum. Baba kökünüz kayıp yani. Kayıp, şundan kayıp. Çünkü çok küçük yaşta babamı buluyorlar. Darüşşafaka'da yetişiyor. Ve o zaman öksüz çocuklar alınıyor sadece Darüşşafaka'ya. Ve oradaki çocukları bir yere kaydetmek lazım. Çünkü anneleri babaları yok. Darüşşafaka onları sahiplenmiş. Oradaki büyüyen çocukların hepsini İstanbul Fatih'e kütüğüne kaydediyorlar. Benim de İstanbul Fatih kütüğüm. Ama aslında baba tarafına bakarsan belki de Balkan'dır, bilmiyorum yani. Balkan'a ama babam da bilmiyordu. Yani. Rahmetli, Allah rahmet eylesin. Şimdi bu baby face değilsiniz. Rollerde de hep işte kötü adam. Baby face hiç değiliz. Karizmatik hissediyorum. Yani bir baby face olmayan, baby face olmayan ama karizmatik ve enteresan hatları olan erkekler de var. Siz gibi. Ben onun örneği miyim bilmiyorum ama yani öyle erkekler var mesela, baby face olmayan, hani güzel yüzlü olmayan ama karakteristik hatlara sahip enteresan karizması olan abiler var. Ben onlardan biri miyim? Vallahi belki de öyleyim de. Bence öylesiniz. Çok karizmatik. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizi ilk defa gördüm ben yakından. Kamera arkasında yaşananlar, sürpriz videolar ve daha fazlası için bizi Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Sohbetimize devam ediyoruz Şehir Hatları Vapuru'nda. Yasemin Hanım'ın Hakan Bey'e bir sorusu var. Evet, buyurun. Söz şimdi Hakan Bey, şöyle söyleyeyim. Hakan Boyav oyuncu olmasaydı hangi mesleği yapmak isterdi? İki tane meslek yapardım oyuncu olmasaydım. Hı. Bir tanesi kesinlikle kaptan olurdum. Denizi çok seviyorum. Çok seviyorum denizi. Şu anlık bir tekneniz var mı? Yok. Teknelerim oldu ama hep ufak tefek teknelerim oldu. Siz de uzunsunuz teknede. Evet ama ufak tekneleri şundan seviyorum ben. Yani benim hep 7 metre, 5,5 metre, 4,5 metre öyle teknelerle yelken yapmayı İstanbul'da çok sevdim. İstanbul'da mıydı? Hayır, İzmir'de, Ege'de. O taraflardaydı. O taraflarda neredeyse değişik yerlerde. Foça'da, Çandarlı'da, değişik yerlerde değişik teknelerim oldu hep. Yaklaşık 4 senedir falan teknem yok. Son teknenizin ismi neydi? Son teknemin ismi Kahkahaydı. Ne güzel. Evet. Kahkaha çok güzel. Çok ben üzüldüm o tekneyi sattım. Niye sattınız? Çünkü bir evim yoktu. He. Ve bir ev almak zorundaydım. İnsanlar böyle bizi çok büyük trilyonlar kazanıyor zannediyorlar. Öyle değil. Evet. Biz magazinde çok yer almayız. Biz tiyatro oyuncusuyuzdur. İşimizi çıkar yaparız. Aşklarımızla magazine gelmeyiz gündeme. Evli miydiniz? Baby face değilizdir. O yüzden paradan kısarlar. Hakan Bey, evli miydiniz? Evliyim. Evlisiniz değil evet, mi? Evet, evet. Çocuğunuz var mı? Var. 26 Allah yaşında başına, bir de kızım var. Onları da ama çok fazla böyle magazinde görmezsiniz. Beni de görmezsiniz. Biz dediğim gibi biz emekçiyizdir. Biz işimizi yapıp rolü elimize yüzümüze bulaştırmadan işimizi yapmak isteriz. Yeni çayımız geldi. Çayı içerken şöyle bir sorum olacak size. Ölüm ve varoluş üzerine ne söylersiniz? Beni en etkileyen konu ölüm ve varoluştur. Siz araştırmışsınız herhalde bu soruyu sorarken. Teşekkür ederim. İki tane oyun yazdım ben. Bir tanesi Adel Seni Seçti diye. O daha hiç gün yüzü görmedi. Ana teması ölümdür. Biri de şu anda Erzurum Devlet Tiyatrosu'nda oynuyor. Koleksiyoncu diye bir oyun. O koleksiyoncu oyunda da bir perdelik bir kısa oyundur o da. Şu anda Erzurum Devlet Tiyatrosu sahneliyor onu. Onda da bir mezarcı ve bir ölünün sohbetleri vardır. Bu yazda ilk yapacağım şey set ara verdiğinde bu iki oyunu kitaplaştırıp
piyasaya sunmak istiyorum. Şunu hemen söylemek gerekir. Ben inançlı bir insanım. Dolayısıyla benim felsefeme, benim dinime göre bu dünya bir sınav dünyasıdır. Dolayısıyla bizim bu hayattaki yaşadığımız gerçeklik aslında sadece bir geçici bir gerçekliktir. Biz elbette ki bir sınavdan geçiyoruz. Bir varoluş sebebimiz var. Bu varoluş sebebimizi tamamladığımızda, bu sınavdan geçebildiğimizde benim inancıma göre asıl o zaman yeni bir yaşam başlayacak. Doğru. Peki insanın kendi varoluş sebebini arıyor olması ve bunun bazen içinden çıkamaz hale geliyor olmasına ne dersiniz? İşte insan kendi varoluşunu aradığında bazı nedenler bulmak zorunda. Bu öyle bir ince bir sorudur ki bir kere kişiden kişiye göre bazı noktalarda değişir. Mesela ben öyle inanıyorum ki oyunculuk benim varlık nedenlerimden bir tanesiydi. Ben yerine getirebildiğimi düşünüyorum bu. Baba olduktan sonra kızınız olması evet. da bir varoluş nedeni olabiliyor. Mesela baba oluşum benim varlık nedenlerimden bir tanesiydi. Sadece bir tane olmayabilir, birkaç tane olabilir. Bir şeyin varlık nedeni olabilmesi için bizim onu seçmiş, ondan sorumlu olmuş olmamız gerekiyor. Ondan her hücrelerimize kadar onu hissetmemiz gerekiyor. Yani ben oyunculukta bunu yapmaya çalışıyorum, yaptığıma inanıyorum. Ben oyunculuğu seçtim. O halde sorumluyum. Yani bütün oyunculuk mesleğinden sorumluyum. Hobi için yapmıyorum ben bunu. Bir örnek daha verelim hemen. Bir kişinin çocuğu olabilir. Ama kendi varoluşunu baba olarak görmeyebilir. Çocuğundan hiç sorumlu olmayabilir. Bunun örneklerini yaşıyoruz. Baba olmuş ama babalık sorumluluğunu taşımayan pek çok örnek var. Ya da annelik. Ya da abilik. Ben o anlamda, evet, ben o anlamda varoluş nedenlerimi isimlendirmeyi ve bu varoluş nedenlerime sahip çıkmayı, onlardan sorumlu olmayı seviyorum. Oyunculuk, babalık, tabii ki benim varlık nedenim, karikatüristlik ve denizcilik bunlar. En son bir hatıra defterimiz var, oraya bir şeyler evet. çizmenizi çok isterim. Çizerim. Bir de bunun ötesinde bizim elimizde olmayan bir varlık nedenimiz daha var. Bu hepimiz için bir varlık nedeni ve bir ödev. Benim inancıma göre. O da iyi insan olabilmek yani. İşte şimdi o iyi insan olma görevini, varoluşunu tamamladık mı, tamamlamadık mı? O her dine göre değişiyor. Benim dinime göre o ahirette verilecek bir hesap yani. Evet. Biz tarihsel bir dizi yapıyoruz. Dolayısıyla bu dizinin başı sonu tarihten çok da kopuk değil. Yani Abdülhamit'in de Mahmut Paşa'nın da ne olacağı belli. Yani bilinen bir şey. Evet yani. Ama böyle diziler de var. Aslında bizim seyircimiz de sonunu merak ettiği bir şey seyretmiyor. O döneme bir tanıklık ediyor. Aynen. Doğru. Yani mesela Titanic filmini çok insan seyretti. Canım filmin sonunda Titanic batıyordu biliyoruz yani, hepimiz. Yani, doğru. Niye seyrettik o filmi? Çünkü nasıl batıyor'ya tanıklık etmek istedik. Bizimki de öyle. Sonuçta Abdülhamit'in de Mahmut Paşa'nın da ne olacağı belli. Osmanlı'nın ne olacağı da belli. Doğru. Tarihsel bir dizi bu. Ama o döneme tanıklık ediyorlar. Dolayısıyla bize düşen görev o dönemi seyirciye iyi sunabilmek. Şimdi o zaman bir klarnet elinde tabii. değil mi? İsteği siz yapın. Repertuarın geniş mi? Şimdi şöyle diyeyim ben o zaman. Denizin üstündeyiz. Kaptana rota yazılmaz. Ne istiyorsa onu çalsın. Tamam peki. Bakalım bize ne çalacak doğaçlama. Taksi mi yapayım ben o zaman direkt? Hadi bakalım dedik ya kaptana rota yazılmaz. Bakalım ne dedi. Bu sefer daha rahatsın değil mi? Rahatım. Siz de bu sırada biraz manzara şu taraf çok güzel ters çıktı. Evet. Denizden manzara hep güzel ya değil mi? Böyle durumlarda ben hep başka şeyler merak ediyorum. Mesela derler ki klarnetçinin karşısında limon yenmez falan. Acaba doğru mudur mesela? Hocam yapmıyorum. Şarkı. Alkışlar. Evet. Doğru mu bu?
Klarnet çıkar. Doğru, ben de bizzat. Mesela senin karşısında biz limon yesek çalamaz mısın? Ama bu tıbbi olarak... Yoksa şehir efsanesi mi yani? Şehir efsanesinden biraz daha gerçekleşmiş. Bir dakika, mikrofon. Ne diyordun, özür dilerim. Yani doğru mu mesela senin karşısında limon yesek... Ben çalabiliyor musun? Tam anlamıyla olmuyor ama yarı zaman ne oluyor diyebilirim. O zaten tıbbi olarak da kanıtlanmış. Sizin limon yemeniz değil, limon demeniz bile yetmiyor. Siz dediniz zaten yani. Ben orada koptum. Yok. Eyvallah, sağ ol. Ben bir şey yapmadım. deniz insana bir özgürlük veriyor da hani siz bunun sebebini nasıl tanımlarsınız? Denizin insana verdiği özgürlüğü. Bir kere tabii ufuk çizgisinde bir şey yok ya. O çok önemli duygu. Yani biz baktığımız zaman evler görüyoruz, binalar görüyoruz falan ama gün batımı neden güzel? Tabii ki renkleriyle güzel falan filan ama o baktığımız zaman böyle ufuk çizgisi dediğimiz bir çizgi var. Orada bir şey yok ya. O sonsuzluk duygusu insana iyi geliyor yani. Değil mi? Böyle bir taraf var. Bir de rengi de güzel. Gümüş, mavi falan güzel renkler var değil mi denizde? Evet, kesinlikle. Değil mi? Evet. Peki denizin rengi güzel diyoruz bak mesela ama bir de gerçek var işte. Demek ki her zaman gerçek yansımıyor. Mesela denizin ne güzel mavisi var değil mi? Evet. Denizin ne güzel beyazı var. Denizin ne güzel gümüş rengi var. Gümüş rengi var. Halbuki denizin bir rengi yok mesela değil mi? Rengi havanın evet. Rengi var. Havanın rengi var. Çok enteresan. Çok enteresan. Yansıma. Hayat ama dönüyor, hava ne güzel demiyoruz renkleri. Hep deniz güzel diyoruz. Deniz demek ki daha magazinel. Mecun olmuş. Hava olamamış. İnsan da öyle değil mi mesela? Sizin renginizi karşınızdaki belirlemiyor mu bazen doğru. De? Yani doğru. Doğru. O gülümsemek... Ama bana mal oluyor. Hava deniz ilişkisi. Siz hangisiniz? Hava mı deniz mi? Ben denizim ya. Hiç şaşmaz yani. Evet. Enteresandır yani. Kendinizi çok yorgun hissettiğinizde falan gidin şöyle denizin ortasında şöyle bir durun. Hiçbir şey olmasın yanınızda, sağınızda, solunuzda. Ben çok dinlenmiş gelirdim yani. Şu an eşinizin denize olan merakı... O pek şey değil. Ondan işte şu an yok biraz tekniniz. Biraz teknemin olmama sebebi biraz enteresan bir şekilde eşime de bağlı oldu. Çok içten söylediniz gerçekten. Ya, o biraz deniz korkusu var onda. Evet. Ondan olabilir, evet, doğrudur. Olabilir. Yani biraz da tabii... Öyle olmaya değildi de. Son derece keyif aldığımız aa, bir sohbet oldu. Sizin seferiniz diyoruz biz. Karaköy, Kadıköy hattındaydık. İnsan da korkuyor ama biliyor musun? Mesela neden Allah korkuyor? Korusun. Yani sanatçısın, bir gemiye davet ediliyorsun vapura. Mesela, bu vapur bir batsa aslında, mesela Allah korusun insanın meslek hayatı biter. Ulan bu uğursuz bindi gemi battı. Yok. Buna iş ver, bu diziyi haydi batırır. Vapuru bile batırmıştı falan diye değil mi? Ürktük Allah'tan kaptan sağ salim getirdi götürdü kaptanı sağ olsun. Kaptanı da çıkalım. Biraz sonra. Çıkalım. Uğrayacağız. Teşekkürlerimi ediyorum. Biz çok teşekkür ederiz davet ettiğiniz için. Ben de ayrıca teşekkür ederim. İcabete gerekir diye taktık geldik. Çok da mutlu olduk. Bir de yani hem benim izleyicimsiniz hem sizlerle tanıştık tabii ama özellikle de beni yalnız bırakmamadığınız için ben teşekkür ederim. Seve seve hepinize tabii. Efendim çok mutlu olduk gerçekten. Ben de mutlu oldum. Ömür biter, rol bitmez. Ömür biter, rol bitmez ama yol bitiyor. Yol bitiyor. Son sözler sizin. Bütün Türk milletlerinin de kaderi iyi olsun usta. Böyle söyleyelim yani. Evet, hepimizin kaderi iyi olsun yani. İnşallah. Size hediyemiz. Öyle mi? Evet. Çok heyecanlandım. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ne demek? Öncelikle bir kere bu Mahmut Paşalı bardak benim şu ana kadar hayatımda aldığım en güzel hediyelerden bir tanesi. Çok güzel. Bu benim bundan sonra hem bütün setlerdeki bardağım olacak. Gururlu ve güçlü bir paşa Ankara güçlü Mahmut Paşa yazıyor. Ya. Evet. Efendim. Gururluyuz, güçlüyüz, Ankara güçlüyüz. Çok teşekkür ederim. Müthiş bir hediye. Sizin de gelişiniz güle güle. Gelişiniz güle güle. Her işiniz güle güle olsun inşallah. Eyvallah. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Ben çok memnunum. Eyvallah. Sağ olasın. Gerçekten. Mahmut Paşa'nın gözlüğü. Tadam. Aa bu numaralı. Seninki de numaralı. Yo bu inanılmaz ya. Ben yaşlı bir adamım. Gül
Gülsüm Hanım'ın da gözlükleri orijinalmiş. Yani siz gözlüksüzsünüz lütfen. Gelin buraya gelin. Yok, evet, dışlanmanız gerek. Gözlüksüz katılamıyor yalnız programa. Programa gözlük olmadan var giremiyorsun. Bir tane gözlük vermek var mı? Evet, bir gözlük istiyoruz. Evet. Ver usta, ver. Ver. Evet, olsun artık. İdare gözlüksüz katılım asla olamaz bizim programımıza. Gel baba, senin de gözlüğün var. Eyvallah, Ankara. Ankara. Hoşça kalın. Hoşça kalın.